Herkese merhabalar, ben Ozan. Bugün sizlere ilk gezi vlogumu paylaşacağım. Şu an Hatay'ın Antakya ilçesindeyim ve bugün sizlere Hatay'ı anlatacağım. Hatay'ın nasıl bir şehir olduğunu, Hatay'da neler yapabileceğinizi teker teker anlatacağım. Buraya geleli yaklaşık 3 gün oldu. 3 gündür şehri geziyorum ve inanılmaz şekilde etkilendim. Çok medeni bir şehir. İnsanlarından tutun, şehrin yapısına kadar her şey mükemmel. Gelmek isteyenler için çok güzel bir vlog olacak. Genel olarak müzeleri de gezeceğim. Çok önemli müzeler var ve bütün müze kartlarının burada geçtiği müzeler. Özel müze yok yani bildiğim kadarıyla. Hatay iki bölümden oluşuyor. Yani önemli olarak insanların gezebileceği geldiği zaman iki bölümü var. Bir tarafı İskenderun, diğer tarafı Antakya. İskenderun genel olarak sahil şeridi ve İnsanların denize girmek için gittiği bir nokta. Antakya'da şehrin nüfusunun çoğunu oluşturduğu ve Suriye'ye yakınlığıyla bilinen bir bölge. Asi Nehri'nin geçtiği bir yer. Saray Caddesi ile ünlü. Aynı zamanda Antakya'da iki tane büyük AVM var. AVM tercih eden insanlar için. İki tane var ve ikisi de birbirinden büyük. Birisi Otogar'a yakın. Otogar'dan geldiğiniz zaman karşınıza ilk çıkacak yer Prime Mall diye bir AVM. Diğeri de tam Antakya'nın şehir merkezinde bulunan Palladium AVM. Palladium'un hemen karşısında da Asi Nehri var. Asi Nehri'nin arka tarafında çok harika parklar var. Birazdan yola çıktığım zaman size orayı da göstereceğim. Bu arada kaldığım yerde İstanbul'u bilenler için İstiklal Caddesi gibi net bir caddenin üzerinde bulunan bir yerde kalıyorum, bir otelde kalıyorum. Burası da zamanında konak olarak kullanılıyormuş ve Mehmet Akif Ersoy'un bile konakladığı bir yermiş. İnanılmaz tarihi yansıtan bir yer. Onun dışında dışarısı tam bulunduğum nokta Saray Caddesi. Saray Caddesi de Antakyalıların en çok takıldığı yer. Bildiğin İstanbul'u esas alırsak İstiklal Caddesi diyebilirim. Ve insanlar hafta sonları genelde burada bölgelerde, mekanlarda takılıyorlar. Hadi bakalım çıkalım ve Hatay hakkında size neler anlatacağım, neler göstereceğim. Bir günü birlikte yaşayalım. Evet, şimdi otelden çıktım. Şehrin merkezine doğru ilerliyorum, Saray Caddesi'ne. Şimdi buraya gelmeniz için öncelikle Hatay Havalimanı'ndan havaçlar var ve iki bölgeye dağılıyor bu havaçlar. Havaçların bir bölümü İskenderun'a, diğeri ise Antakya'ya geliyor. Antakya birazcık daha yakın tabi havalimanına, onun için daha kısa sürüyor. İskenderun'un ortalama 1,5 saat sürüyor. Burası size bahsettiğim Saray Caddesi bölümü. Genelde insanlar hep burada takılıyor. Şu an Saray Caddesi'nin bitişine geldim. Aslında bu caddenin çok güzel ara sokakları var. Eski medeniyetleri görebileceğiniz, eski medeniyet evlerini ruhunuzda hissedebileceğiniz çok güzel bir ara sokağı var. Expo 2021 Hatay. İşte bu anlatmış olduğum Asi Nehri. Hemen geçip yakından göstereceğim size. Çok güzel bir görüntüsü var. Yani o kadar uzun ki şurası bitişi gibi gözüküyor. Arkadan yine aynı şekilde devam ediyor. Buradan bu şekilde bütün Antakya'yı çevreliyor. Ve geceleri de bu nehrin inanılmaz bir görüntüsü oluyor. Gece çektiğim videolardan da ekleyebilirim videonun devamına. Gece mavi renge bürünüyor. Köprü de rengini değiştiriyor. Bu arada karşıdaki parkta Atatürk Parkı. Orası da çok uzun bir park. Asi Nehri'nin doğduğu yer Lübnan toprakları. Lübnan topraklarından doğuyor ve en çok işgal ettiği yer Suriye. Ortalama 140 kilometre Suriye toprağında bulunuyor bu nehir. Ve oradan da Hatay'a geliyor. Hatay'ın içerisinde de Antakya'da bildiğim kadarıyla 40 kilometre kadar kapsıyor. Karşısındaki Atatürk Parkı'ndayım ben şu an. Bu şekilde bölgeler var. Buralarda oturabiliyorsun. Tabi burada bank yok. Ama ilerleyen noktalarda banklar var.
Şimdi Antakya'nın en ünlü camilerinden birindeyim. Burası zamanında Arapların işgal edip Roma'ya ait bir pagan üzerine kurulmuş bir yerdi ve camiye çevrilmiş. Çok önemli bir nokta. Hatay'ın, Antakya'nın en önemli noktalarından birisi. İsmi de Habibi Necar Camisi. Habibi Necar Camisi, Hazreti İsa'nın havarilerine ilk inanan ve burada can veren bir tane Antakyalı'nın adını taşımaktadır. Birazdan ileride çıktığım bir noktada size bu Habibi Necar'ın türbesini de göstereceğim. Şu an içeride namaz kılan insanlar olduğu için çok fazla ses yapamıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Burası Osmanlı döneminde de ufak bir restorasyona uğramıştır. Çok eski bir tarihi vardır. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Anadolu'daki ilk camilerden birisi olarak geçmektedir. Şimdi türbesine doğru gidiyoruz. Şimdi gideceğim yer Saint Pierre Kilisesi. Hava şu an sıcak, bayağı sıcak. Bir de bu dağın birazcık yukarısında kalıyor. Yürüme yolumuz ve açık hava olduğu için inanılmaz derecede sıcak. Saint Pierre Kilisesi'nin de çok önemli bir tarihi geçmişi var. Saint Pierre Kilisesi Antakya kentinin kuzeydoğusunda bulunuyor. Bu eskiden mağaraymış ve kilise olarak kullanılıyormuş. Antakya'da Hristiyanlığın yayılma dönemindeki geriye kalan tek yapı. Gördüğünüz gibi kilise bu dağların eteğinde. Saint Paul Pierre ve Barbanas ile Hristiyan cemaati toplanıp zamanında bunlara vaaz veriyorlarmış. Şu an inanılmaz derecede yorulduğum için tane tane konuşmak zorunda kalıyorum. Yarım saattir dağ yürüyüşü yaptım, devam ettim. İleride olduğunu söylediler. Bildiğin dağlar bitti ve önümde kilise yok. Bulamıyorum kiliseyi. Çok ilginç bir durum. Bakalım. Uzun uğraşlarım sonucunda kiliseyi buldum ve bu eski zamandan kalan tek kilise. Buradaki en önemli kiliselerden birisi. Bakalım. Şu an Saint Pierre Kilisesi'nden çıktım. Yakınlarda değil hatta bir 30-35 kilometre ileride Titus Tüneli var. Çok hoşuma gitti. Ama oraya gidebilmek için 2 tane otobüs değiştirmem lazım. Yaklaşık bir 40 kilometre sürecek. Saat şu an 12. Saat 6'ya kadar da buraya geri dönmem lazım. Hızlı bir şekilde otobüse binerek şu an Samandağ'a gideceğim. Ve Titus Tüneli'ne sizlere göstereceğim. Genelde şehir merkezindeki dükkanların çoğu Türklere ait olsa da ara sokaklardaki dükkanların %80'i %90'ı Suriyelilere verilmiş ve çoğunluğunu Suriyeliler kullanıyor. Yani ilk başta girdiğimde dedim ki bu kadar yakın olduğu halde Suriyeliler yok mu? Nerede? Niye bu kadar az diye düşündüm ama genelde hep şehir merkezinin içerisinde takıldığım için onlara pek rastlamamıştım. Ama ara sokaklara girdiğimiz zaman dükkanların çoğunluğu onlara ait.
Bir saatlik yolculukla Samandağ bölgesine geldim bulunduğum yerden. Burada çok önemli tarihi noktalar var. Titus Tüneli var, Roma İmparatorluğu zamanında yapılmış. Şurada sahilin tam karşı tarafı Kuzey Kıbrıs oluyor. Şu taraf Mersin. Bu tarafa doğru gittiğimiz zaman da Suriye'ye gitmiş oluyoruz. Harika bir nokta ve gerçekten medeniyetin üst düzey olduğu bir yer. Bakalım tünel nasıl, çok merak ediyorum. Yine inşallah uzun bir dağ tırmanışı yapmam oraya gitmek için. Yolumun üzerinde eski dönemden kalmış kalıntılar var. Ve gerçekten güzel bir manzara eşliğinde gidiyorum. Alt kısım komple deniz. Uzun bir yolculuk yine beni bekliyor gibi. Burada Beşikli Mağarası. Doğa yürüyüş yolu diyor. Titus Tüneli. Demek ki bizim buradan devam etmemiz lazım. Bu yol tünele gidiyor herhalde. Biraz serinledi dışarısı. Çok sıcaktı. Çok ilginç bir yol gerçekten. Görülmeye değer bir tarihi. Şu an hiç kimse yok. Tek başımayım da. Arkamda birkaç kişi olması lazım. Umarım doğru yere gelmişimdir. Dışarı taraf çok sıcak. Sahil kesimi inanılmaz güzel gözüküyor ve insanlar denize girmiş. Keşke daha önceden bu fikri düşünebilseydim. Gelip burada kalıp ben de aynı şekilde sahil keyfi yapabilirdim. Çünkü kısıtlı zamanım var. Farklı bir bölgeye geçeceğim buradan. Yaklaşık 4-5 saat sonra. Ve çok az vaktim kaldı burada. Şu tüneli görmek için 2 saat yol çektim. 2,5 saat. Ama güzel oldu tabii. Sizlere gösteriyorum. Hala ilerliyoruz. Beşikli Mağarası da varmış. Doğanın güzelliğine bakar mısınız? Gerçek anlamda çok etkileyici. İleride insanlar oturuyor. Herhalde yürüyüşten sonra bir şeyler içiyorlar. Tünel hala var diye tahmin ediyorum. Suriye ile sınır bölgesi olduğumuz için ve bunlar zamanında savaş yaşadığı için Suriyelilerin çok fazla bu şehirde yaşadığını görüyorum. İlk başta gelmemişti yaşadığı aklıma ama şehirlerin arasına girdiğim zaman çok fazla nüfusla karşılaştım. Yine o serin bölgeden çıktık. Sıcaklık yine fazlalaştı. Ve yol yine tahmin ettiğimden fazla çıktı. İnanılmaz yoruldum. Ama sonunda umuyorum ki tünele varacağız. Hala devam ediyoruz gibi. Bir aşağıya bir yukarıya. Tabela sürekli gösteriyor ama hala yaklaşamadık. Tertemiz bir doğal bir koku var.
Yani şu kadar net söyleyeyim. Hatay yolunuz düşerse buraya kesinlikle gelin. Şöyle mağaralar. İnsanlar burada bir şey satıyor. Yaklaşık 15 dakikadır yürüyoruz ve hala tünele gelmedik. Yüksek ihtimalle tünel burada ayrılıyor farklı bir nokta. Evet. Evet, büyük ihtimalle şu görmüş olduğunuz nokta Titus tüneline gidiyor. Tünele geldik şu an. Gerçekten ilginç. Taşlar çok rahatsız ediyor ayağımı. Yine biraz serinleşti buralar. Önümüze bir tane su birikintisi çıktı. Oradan geçmemiz gerekiyor.